merhabalar diyelim. Gördüğünüz en güzel anne adaylarından birisiniz. Hamilelik bir hanıma bu kadar mı yakışır? Çok yakışmış diyelim. Gerçek söylüyorum. Güzelliğinize güzellik de katmış bu arada. Bunu Nurgül'le olan videomuza gönderme yapmak için mi söylüyorsunuz? Ona da ayrıyeten geleceğim ama birazcık hamilelik sürecini de konuşmak istiyorum sizinle. Tabii. Uzun zaman oldu. Nasıl geçiyor hamilelik süreci ilk önce? Valla şimdi 28. haftayı bitiriyorum. Ay, benimki biraz endişeli geçti. Çok şey yaptım. Yani kendim çok endişe yaptım. Allah'ım her şey yolunda gitsin falan diye. Çok şükür şu anda yolunda gidiyor. Bu ne kız? Vestiye. İşte beni layık gördü. Asla. Ya. Şaka yapıyorum ya. Ay, canım güzel ceketler vardı. Geniş. Vallahi güzel gidiyor. Böyle o duygu bağı, şimdi duygusallık falan başladı yani. Tekmeler atmaya başlayınca sizin de heyecanlar daha da kat artıyor aslında. Karnımda böyle surat çizmelere başladım karnıma. Bir şeyler yapıyorum evde böyle çiçekler, böcekler falan. Bir müzik dinletmeler, onu yapmalar, bunu yapmalar. Evet. Neler değiştirdi hayatınızda? İlk öncelikle hamilelik... Ötekileştirildim. Çok ötekileştirildim. Nasıl yani? Otur şimdi sen hamilesin. Sus şimdi bak bebek şöyle yapar. Böyle falan yapıp hep kaldığım anlar oldu. Yok ama çok eğlenceli. Çünkü bizim sektörde benim yaşımda herhalde bir sürü arkadaşım doğurdu. Onlar böyle anne şeyi olarak hep tepemdeler. Ve bir dar aldım mı delirdim mi hemen tık mesela Şükran'ı ararım onu. Hop öbürünü arıyorum. O bir sineme bir şey sor. Öbürüne yap. Yani böyle bir annelik şeyi var ya o sohbette. İçgüdüsü geldi mi? O içgüdüde. Yani geliyor tabii yavaş yavaş. Ama en ufak bir tedirginlikte konuşabileceğim o kadar anne meslektaşım, arkadaşım var ki böyle çok rahatım yani. Hani... Sürpriz bir hamilelik oldu aslında baktığımız zaman. Bizim için de sizin için bilmiyorum ama sizin için de sürpriz oldu mu? Hoş geldiniz. Ne güzel tanımadın ya. O kadar kilo mu almışım? Tamam. Neyse. Kameraların önünde tartışmayalım. 90'larda olsaydı yıkmıştım. Sizin için de sürpriz oldu mu aslında bu hamilelik durumu? Çünkü hep çocuğa karşı... Yani evet. Ben hani bir çocuk olunca hani hay aksi diyen bir yapım yoktur bir çocuk haberine. Sürpriz oldu. Yani daha sonraki bir level'da veya vesaire evlilik düşüncemiz vardı. Şimdi süreç hızlanmak zorunda kaldı. Ben çok panik geçirdim. Yani hamile bir dakika şimdi ne falan diye böyle. Artık yüzlük kıyısına geldik. Sonunda ülkemi ikna ettim. Tamam be doğur ondan sonra evlen şeklinde. Şu anda devamlı böyle bir en çok doktorumla ve eşimle zaman geçiriyorum zaten. Her şey çok yolunda, keyifli. O kahkahalı süreç geldi yani. Evet. Sonunda bitti. Evet. Bir de sizin gibi eski dostlar böyle hamilelik sana yakıştı deyince dünyalar benim oluyor. Ama gerçekten öyle. 13 kilo aldım. İşte 13 kilo aldım. Hemen yaz onu. Hiç belli de olmuyor bana hakikaten. Yemin et. Allah'ım çok sevindim bunu. Yok yani böyle ama onun için de arkadaşlarımı arıyorum. İlişki sürpriz oldu, hamilelik sürpriz oldu. Birazcık hamilelik sürecinden devam edeceğim ama aşermeler başladı mı, beyefendiyi zorlamalar başladı mı? Bu durumda aslında en çok da beyefendiler zorlanıyor. Baktığımız zaman. Valla çok haklılar. Allah onlara sabır versin ya. Hakikaten Sait nasıl gidiyor? Sait ne çektin be Sait? Vasfiye teyze geldi bir anda. Yani valla başladı tabii yani onlar da kendi çaplarında bir takım çileler çekiyorlar. Peki ağlama krizlerine hiç girdiniz mi? Durup çünkü hamilelerde böyle şeyler de olur. Zaman zaman. Böyle bir Allah'ım yani şaşkınlık takip etti gözyaşımı. Niye bir yana ağlıyorum gücüme gidiyor diye zaman zaman oluyor yani. Delilikleriniz, çılgınlıklarınız oldu mu peki hamilelik sürecinizde ya da beyefendi bundan artık yeter Gonca dediği zamanlar hiç oldu mu? Ya koku algısı çok hassaslaşıyor ya. Bütün dünya kokuyormuş gibi kendi içimde huzursuz bakışlar attığım çok oldu. Ama insanlar da hamile olduğum için hoş gördü bence yani. Bu kesin kokuyordur. Öyle bir duruyor falan gibi şeyler yapıyordum bazen yani. Ama etrafınız alışıyor ve size o konforu yaratıyorlar. Ve aslında baktığım zaman kız çocuğu dünyaya gelecek.
onun için artık hani kız olduğunu öğrendikten sonra hissettikleriniz ne oldu? Hazırlıklar mutlaka başlamıştır. Odası hazırlandı mı? Ya ne yaptım biliyor musun? Odası yani 3-4 yaşında böyle dedim güzel bir oda, belki 2 yaşında falan, hadi yalan olmasın. Ama oyun bahçesi ve hani güzel bir yatağını sevgili Bilal yine güzel bir tasarım yaptı bize. Çok hayalim bugün bir yatak vardı, onu yaptım. Şimdi çocuğun hatırlamayacağı, ya biraz analog gidiyorum ben de. Yani böyle süsümüz olsun, şanımız olsun gibi değil de ihtiyaçları karşılansın şeklinde bir alan yani. Çocuğa böyle küçücük bir yavrucak kocaman alan verince ondan sonra ergenlikte çok canımız yakar yani. Beraber böyle o plasenta psikolojisiyle beraber büyüsün yani alanlar, yavaş yavaş geliştirsin. Enişteyi de aslında hiç tanıyamadık. Bu tanımama sebebimiz nedendi? Sizin ağzınızdan öğrendim aslında. Buna da gireyim mi? Bırak gireyim. Zamanı var. Zamanla yavaş yavaş tanıyacağız yani. Aslında siz de söylediniz, düğünde olacak. Kızınız kucağınızdayken olacak aslında. Beraber oluruz düğünde artık. Kesinlikle beraber olacağız zaten. Aynen öyle. Peki hemen şuna da gelmek istiyorum. Nurgül Yeşilçay. Ha. Eşittir. Sizin için neyi ifade ediyor? İlk oradan başlamak istiyorum. Ya Nurgül. Yani aramızdaki öyle bir bağımız var ki Nurgül'le. Yani birbirimize söylemeden yine kardeş gibi saçları kestirdik. Daha ne olsun yani hani. Hiç proje denkleşemedik. Senelerdir röportajlarda denk geldiğimde hani bunu söylüyorum. O da söylüyor. Gülüşüyoruz buna yani. Sonunda böyle bir tatlı video yaptık sosyal medyaya. Ve çok eğlendik yani. Hani çok seviyorum ya. Acayip. Yani hayranım oyunculuğu ayrı. Onunla birlikte bir şey yapmak çok keyifli. Video çok konuşuldu. Özellikle Nurgül Hanım'ın sizin aman sen hamilesin otur. Aman sen hamilesin şunu yapma. Onun fikri. Beni çok iyi okuyan bir kadın zaten. Mesajla yerine ulaşmıştır diye böyle insanlar çok güldü. Anneler daha çok güldü zaten. Evet ya bunu hepimiz yaşadık. Bir de şöyle şöyle şeyler vardı diye. Böyle devamı gelecek. Tatlı, artistik, minimal bir çalışma. Aslında videonun sonunda da Nurgül Hanım'a pek fazla dayanamayıp evden de kaçıyorsunuz. Şiştim diyorum yani. Daha ne yapayım? Zaten şişmişim, daha da şişiyorum. YouTube programınız vardı, kanalınız da var artık. Orada da programlar yapıyorsunuz. Nasıl video sosyal medyadaki aktiviteler diyelim? Şu an ona maşallah diyoruz. Etkileşimi çok güzel gidiyor. Biz 16 program çektik. Evet. Biz toplu. Hani yavaş yavaş yayınlıyoruz. Benim merak ettiğim, sevdiğim, tanıdığım arkadaşlarım değişik sektörden farklı insanlar. Konuk alıyoruz ve ben böyle biraz kendimi keşfettim biliyor musun? Yani çok seviyordum moderatörlüğü çünkü evet. Ben aslında. Açıkçası çok da keyifli hissediyorum. 16 program çektiğimiz ama devamı da gelecek mi? Sürpriz isimler olacak mı? Ondan sonra böyle evet ya biraz sosyal medyada sürprizi sevdiğim birileri de konuk. Farklı insanlar var yani hani bir avukat farklı bir konsept açıyoruz şimdi İlham Verenler Kulübü diye. Gerçekten böyle olmuş ve bu şekilde ilham olmuş karakterleri de alıyoruz yani. Ve ekip de çok şaşırıyor yani. Ya Gonca nasıl yani falan ya bu gelecek yani böyle olacak bu konuşuluyor falan. Eğlenceli bir yerden şu anda seyirci tuttu onu yani ufak ufak şey yapıyor taşıyor. Merak edip isteyip de çağırdığınız bir konuk olacak mı ya da keşke bu da gelse dediğiniz bir isim var mı? Var geliyor. Cansever. En merak ettiğiniz soru nedir? Cansever hakkında. Ya bizi bu kadar birbirimize benzetiyorlar ki dedim gel aynı giyinelim çıkalım şu programa yani. Milletin gönlü olsun. Valla hiç yani merak ettiğim biri değil de beraber olsak ne güzel olur. Böyle genellikle bir konsept belirlersiniz. Hep konsepte yakın insanlar konuk etmek istersiniz. Biz özellikle dikkat ediyoruz. Bir çizgimizin olmamasına. Çizginin olmamasına. Her kesimden diyorsunuz. Aynen öyle. O zaman ya hayat o zaman şenlik ve güzel olur bence ne bileyim. Kesinlikle. O zaman son sorumu da soracağım. Doğum yurt dışında da olacağı da söyleniyor ama sizin düşünceniz burada mı yoksa yurt dışında mı olacak? Türkiye'de olacak diyorsunuz. Aynen. Peki o zaman Gonca Hanım çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dileriz. Çok sağ olun. Bir görüntü